KRT'den herkese merhaba. Haber Merkezi ile karşınızdayız. Türkiye ekonomisini konuşacağız bugün. Ekonomist Şevket Apuan konuğumuz. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Sayın Apuan, enflasyon rakamları açıklandı Türkiye İstatistik Kurumu tarafından. Bir düşüş yaşandı, 1,44 ve yıllık bazda %21,62 seviyesine geriledi. Buradaki düşüş tartışılıyor. Gerçek bir düşüş değil diyen var. Bu düşüşü geçtiğimiz ay görevden alınan başkan yardımcısına bağlayanlar var. TÜİK başkan yardımcısı görevden alındı diye böyle bir düşüş yaşandı diyen var. Ne dersiniz? Siz nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi başkan yardımcısı ve TÜİK demişken öncelikle şunu söylemek isterim. Bu derece haysiyetimizi ve şerefimizi bir kenara koyup bizi yaşamaya zorlayan bir sisteme karşı dürüstlüklerinden ödün vermeyen iki kişi, tabii birçok kişi var. Ancak birisi Fikret Çöker, başkan yardımcısı Sayıştay'ın. Birisi de Sezgin Eren, 15. grup başkanı, belediyelerden sorumlu. İkisi de görevden alındı Sayıştay raporlarından sonra. Şimdi şunu başlamak istiyorum. Gün gelecek bu iki ismin heykellerinin dikildiğini göreceğiz biz. Böyle bir ortamda, böyle bir baskı ortamında mesleklerini, görevlerini tam anlamıyla ve sonunda görevden alınacaklarını bile bile, makam için insanların birbirini çiğnedikleri bir bürokrasi ülkesinde bunu bile bile, yani başlarına geleceğini bile bile ödün vermemeleri şeref ve haysiyetlerinden gerçekten onlara minnettar olmamız gerekiyor. Şimdi enflasyon düştü, döviz de düşüyor ve bunu çok şey yapıyorlar. İşte biz söylemiştik, işte siz Türkiye'yi karıştırmaya çalıştınız ama döviz nasıl düşüyor? Şuradan başlamak gerekiyor Ebru Hanım. Mesele sistem meselesidir. Mesela herhangi bir şark toplumunda, şark ülkesinde akşama kadar yatan, akşam da kahveye gidip oyun oynayan adam herhangi bir Avrupa ülkesinde yaşadığında sabah 5'te fabrikada makinesinin, çalışacağı makinesinin başındadır. Niçin? Çünkü şarktaki sistem onu yatmaya, onu akşama kadar kahvede oturmaya göre planlanmış bir sistemdir. Batıdaki sistem sabah 5'te onun fabrikada olup üretime geçirmeye planlanmış bir sistemdir. Yani mesele sistemseldir. Şimdi üreten ülkeler bizden daha zeki değil. Güçlü ülkeler bizden daha akıllı değil. Batı ülkelerinin gençleri bizim gençlerimizden daha zeki değil. Büyükleri de bizden daha zeki değil. Ama biz onların epey bir gerisindeyiz. Niye? Çünkü bu bizim sistemsel sorunlarımızdan kaynaklanıyor. Şimdi Türkiye'deki sistem yoksulluk üretiyor. Türkiye'deki sistem yolsuzluk üretiyor. Türkiye'deki sistem işsizlik, çaresizlik üretiyor. Yüksek teknoloji üretemiyor. İhraç edecek ürün üretemiyor. Geleceğe ümitle bakmamızı gerektirecek umudu üretemiyor. Ne üretiyor? Umutsuzluk üretiyor. Türkiye'de mevcut sistemde rakamlar düşük olmuş, yüksek olmuş hiçbir anlamı yok. Ama yine de işi edebiyat yapıyorsun demesinler. Edebiyat yapıyorsun demesinler. Şimdi zaten siz bu enflasyonu nereden aldınız? Enflasyonun düşmüş hali yine %20'den fazla. Doların düşmüş hali yine 5 liradan fazla. 7 milyar dolar Türkiye'ye kaynağı belirsiz para sokmuşsunuz. Döviz yükselmiş. Döviz yükselmesi ne demek? 1 dolarla gelip Türkiye'den bir ürün, yani bir mal alabilen adam aynı 1 dolarla 2 buçuk ürün almaya başladı. Bu ne yaptı? İhracatı genişletti. Dolar arttı, Türk parasının değeri düştü, ithalatı geriletti. Dolayısıyla döviz biraz daha aşağı düştü. Yine sizin programınızda söylemiştik, Türkiye uslu çocuk olmayı kabul ederse döviz biraz daha aşağı gelir, rahatlama sağlanır diye. Bunların yanı sıra Türkiye uslu çocuk olmayı da kabul etti besbelli. Niye? Çünkü işte Raip Brunson'u bıraktık. Yine Trump'la Sayın Cumhurbaşkanımızın ayaküstü, G20'de ayaküstü yaptığı birkaç saniyelik görüşme, yine bazı medya organlarımız son dakikada, işte bazıları manşetten verdi. Yani demek istiyoruz ki biz sizinle birkaç saniye görüşmeye de razıyız. Şimdi biraz bu da rahatlama sağladı. Ne yaptı vatandaş? Baktı. Ha, demek ki bir şeyler yoluna giriyor. Türkiye birkaç geri adım attı. Bir şeyler yoluna giriyor dedi. Ve döviz biraz aşağı geldi. Ancak bu rakamlar ne enflasyonun düşmesi ne dövizin düşmesi hiç kimseyi yanıltmamalı. Çünkü başta da söylediğim gibi Türkiye'de sistem değişikliğine gitmedik. Yani ne oldu? Şimdi biz bu 2 ayda
yüksek teknoloji mi ürettik? 2 ayda işsizliğe mi çözüm bulduk? İşte bu 2 ayda Sayıştay raporlarında bahsedilen yolsuzlukların üzerine gidip bu yolsuzlukların müsebbiplerini mi cezalandırdık? Ne oldu bu 2 ayda eğitim sisteminde çığır mı açtık? Bu 2 ayda yapay zekada dünyanın 15-20 yıl ötesine mi geçtik? Hayır, hiçbir şey yapmadık. Ne oldu? Bunlar düştü. Niye? Gerek iç politika, gerek dış politika, gerek doların zaten çok yükselip TL'nin değersiz hale gelmesi vesaire. Bu rakamlardır. Yani bunlar aldatıcı olmamalıdır. Şimdi yine birkaç ufak tefek düşüşe sığınıp yeni destanlar, yeni kahramanlık hikayeleri yazmaya çalışırsak geleceğimizi yine ıskalayacağız. Bakın 14 yıl, 15 yıl bu kahramanlık hikayesini yazdılar maalesef Türkiye'yi yönetenler. Ne oldu? Amerika'nın ilk parmak sallamasında bu hikayenin tamamen bir masal olduğunu biz anladık. Şimdi tekrar bu aldatmacaya düşmemek lazım ve tekrar halkı yanıltmamak lazım. Mart'tan sonra Türk ekonomisinin gerçek röntgenini çekebileceğiz. Gerçek halini görebileceğiz. Ama Mart'a kadar, Mart'ta seçimler var. Şekilde evet, yurt dışından giren paralarla, atılacak geri adımlarla, uluslararası ilişkilerde biraz daha uzlaşmacı tavır izleyerek bunu dengede tutmayı başaracaklar, tutabildikleri kadar. Ama Mart'tan sonra göreceğiz şimdi dövizin durumu ne olacak, enflasyonun durumu ne olacak. Kaldı ki bu rakamlar yanlış rakamlar, hatalı rakamlar. Onu da hepimiz biliyoruz. Yani müdahale mi ediliyor Türkiye İstatistik Kurumu verilerine? Tabii ki TÜİK'in verilerine müdahale ediliyor. Bu çok açık. Halbuki rakamlar bir ekonominin namusudur. O ekonominin verileri, o ekonominin namusudur. O verilerle oynanmaz. Kimse gelip size, siz verilerle oynuyorsunuz, enflasyonu küçültüyorsunuz, verilerle oynuyorsunuz, işsizliği azaltıyorsunuz demez. Ama o bir yerden patlar. Yunanistan krizi nasıl çıktı ortaya? Bu şekilde çıktı. Rakamlarla oynadılar. Bir gün rakamların gerçek seviyeleri ortaya çıktığında Yunanistan sallanmaya başladı. Yani şimdi %15'e de düşürürler. %10'a da düşürürsünüz. Sıkıntı yok. Hesap yapıyorsunuz. Yani şimdi işsizlik %11, %12. Yani bu gerçek değil. Niçin? 3 ay iş aramaktan 90 gün iş arayıp iş bulamayan adamı sen işsiz saymıyorsun. Son 3 ay içinde bir gün bile olsa bir yerde hamallık yapan adamı da işsiz saymıyorsun. Bir gün bile çalışmış olsa. Düşürüyorsun, oynuyorsun. Yani buna ne diyorlar? İşte biz çalar, biz söyleriz oluyor bu. Ama bu rakamların gerçek olmadığını bizler biliyoruz. Ve bunların gerçekleriyle yüz yüze kaldığımızda o zaman Türkiye için her şey acı olacak. İşte bu yüz yüze kalmayı geciktirmek ve bu gecikme esnasında da bazı tedbirler alabilmek durumunda hükümet. Ama nedense onlar da bu işin edebiyatına kaçıyorlar. Bu işi siyasi ranta çevirmeye çalışıyorlar. Böyle bir durumda Türkiye debelenip duruyor. Evet, bu konuda muhalefet liderlerinden de tepkiler vardı. Dün grup toplantılarında Kılıçdaroğlu yapay bir düşüş dedi ve Akşener de yine ilk defa bu iktidar inkar ederek krizi çözmeye çalışıyor dedi. Şimdi o açıklamaları bir dinleyelim, ardından tabii da üzerine konuşalım. Yönetmenimden rica edeceğim. Toplumu nasıl aldattıklarını anlatmak istiyorum. Nasıl kandırmak istediklerini anlatmak istiyorum. Diyor ki enflasyon Kasım ayında tüketici fiyatları %1.44 düştü. Güzel. Ne düştü? Bir de neyin fiyatı düştü? Ona bakmamız lazım. Bakıyorum. %44'lük düşüşün %38.8'i yani %39'u dizel otomobil fiyatlarındaki düşüş. Geçiyorum. Diğer %21'i yani %20.8'i de benzinli otomobil fiyatlarındaki düşüş. Bunlardaki düşüş nedeniyle enflasyon da biraz düşmüş oluyor. Peki değerli arkadaşlarım, bizim bakkal Mehmet Efendi, taşeron işçisi arkadaşımız, diyelim ki Ali Efendi, bunlar her sabah sofrada otomobil mi yiyorlar? Yok öyle bir şey. Ne yiyorlar? Soğan yiyorlar, patates yiyorlar, peynir yiyorlar, zeytin yiyorlar. Bunları bulurlarsa, yumurtayı bulurlarsa bunları yiyorlar. Bunlarda fiyat düştü mü? Bunlarda fiyat düşmedi. Milletin derdi hayat pahalılığı. Bu tablonun tek bir sebebi var.
O da AK Parti iktidarının yanlış politikalarıdır. İlk defa bir iktidar milletin gözünün içine baka baka krizi inkar ediyor. İlk defa bir iktidar inkar ederek krizi çözeceğini sanıyor. Haberiniz var mı? Yeni bir terör örgütümüz oldu. SOTE. Soğan terör örgütü. Vallahi diğer terör örgütlerini 15 yılda aynen zor zahmet anladılar. Ama soğan çiftçisini anında anladılar. Soğan terör örgütü. Evet, muhalefet bu şekilde tepki gösterdi dün yapılan açıklamalara, rakamlara. Kılıçdaroğlu millet otomobil mi yiyor diyor. Aslında milletin, yani vatandaşın sofrasına bir bakmak gerekiyor. Onların cebine bakmak gerekiyor herhalde, değil mi? Tabii vatandaşın cebine bakmak. Şunu da söylemek istiyorum. Şimdi dinlerken aklıma geldi. Muhalefet böyle diyor da şunu da bütün bu işlerle ilgilenenlerin, başta muhalefet liderlerinin kendisine bir sorması gerekiyor. Şimdi Türkiye'de ciddi bir kriz var. Muhalefet liderleri de diyor ki Türkiye'de kriz var. Diğer muhalefet lideri de Türkiye'de kriz var diyor. Büyük krizin müsebbibi olan Sayın Cumhurbaşkanı da diyor ki ülkede kriz falan yok. Her seferinde de millet bu krizi yaşamasına rağmen, bu krizi görmesine rağmen Sayın Cumhurbaşkanı'nın kriz yok demesine inanıyor. Yani doğruyu söyleyen muhalefet liderleri, yanlış bilgi veren Sayın Erdoğan ama kendine inandıran da Sayın Erdoğan. Şimdi bir siyasi parti liderinin iktidara talip bir teşkilatın, bir ismin de kendilerine bir sorması gerekiyor. Yani evet, Sayın Erdoğan bunların müsebbibi. Kesinlikle Türk ekonomisinin birinci sorunu AKP'dir bence de. Bu çok doğru. Ama siz niye bu, yani siz ne yapacaksınız? İşte hala buna rağmen, bu kadar büyük krize, bu kadar büyük sorunlara rağmen hala vatandaşa kendini anlatamayan ve kendine inandıramayan bir muhalefetle de karşı karşıya olduğumuzu bir antiparantez belirtmek istedim. Evet, peki halkın durumu nedir sizce? Yani enflasyondaki düşüş, işte dövizdeki düşüş var ama zamlar da duruyor aynı zamanda. Zamlarda bir indirime gidilmiyor, yani gözle görülür bir indirim yok. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Bir şey söyleyeyim mi? Halkın durumu gerçekten çok kötü. Bakın, kendi her şeyi inkar ediyorlar, her şeyi iftira diyorlar. Geçen gün devletin haber ajansının bir haberi vardı, bir ay olmadı. Öğretmen çocuğa diyor ki, sen niye beslenme getirmiyorsun sınıfa, sınıf öğretmeni? Diyor ki, benim yok. İşte ertesi gün diyor ki çocuk, bizim evde yok. Öğretmenin kendine anlatım, Anadolu Ajansı bunu haber geçti. Öğretmen diyor ki, ben zannettim ki beslenme çantası yok. Evlerine gittim ve gördüm ki diyor, meğerse beslenme çantasının içine koyacak bir şey de yok. Şimdi Anadolu'nun cayır cayır yandığını, yoksullukla, fakirlikle kavrulduğunu biliyoruz. İnsanlar hastaneye düşmekten korkuyor, insanlar adliyeye düşmekten korkuyor. Çünkü elde yok, avuçta yok. Ve Türkiye'de öyle bir sistem yaratıldı ki, eğer paran yoksa sen de yoksun. Hiçbir şekilde hayat hakkın yok, sağlıklı yaşama hakkın yok. Hakkını, hukukunu yaşama hakkın yok. Çocuğuna iyi bir eğitim aldırabilme hakkın yok. Şimdi millette de para yok. Bu nereye çıkıyor? O zaman millet de yok, vatandaş da yok. Gerçekten de öyle. Yani ve şimdi buna rağmen, bu kadar şeye rağmen, ben keşke Sayın Cumhurbaşkanı kendisine yakın olan iş adamlarını etrafına toplasa ve şunu sorsa. Arkadaşlar, içinizde bankaya da değil, yurt dışına da değil, evine çelik kasa alıp dövizleri evinde saklayanınız var mı diye bir sorsa keşke. Niye sorsun, böyle bir şüphe mi var? Hayır, böyle bir şüphe yok. Mesela çok merak etse bir gün Sayın Cumhurbaşkanı, ya şu Türkiye'de son 3 aydaki kasa satışları, çelik kasa satışlarına bir bakın, önüme getirin bakayım dese keşke. Ne kadar artmış bu çelik kasa satışları? Niçin? Çünkü parası olan ve devletin sırtına asalak gibi, sülük gibi yapışmış birçok iş adamı bankadan da yurt dışında da bütün paralarını getirdiler, evlerindeki kasalara koydular. Onların durumu bu. Vergi borçları da siliniyor. İşte vergi cezaları siliniyor. Nasıl olacak? Vatandaş da yoksul. Şimdi eğer Sayın Erdoğan da şimdi bir siyasetçi, muhalefeti eleştirdik ya, ya siz iktidarınızın sürekli olmasını, devamlı olmasını istiyorsanız bir yerden sonra bu kömür ve makarna yardımları da artık yetmeyecek. Çünkü açlıktan, sefaletten, yakacaktan, yiyecekten, içecekten daha önemli bir şey daha vardır.
insanın yaratılışında. O da nedir? İnsanın haysiyet, şeref ve onuru. Artık insanlar ne kadar makarna alabilir? Yani bir baba çocuklarına ne kadar belediyeden aldığı yardımları verecek? Sayın Erdoğan ya da onun akıl verenleri, Türkiye'yi yönetenler zannediyor mu ki 20 yıl, 30 yıl bu insanları yardımla yaşamaya razı edebilecekler? Hayır, bir yerden sonra artık mahcubiyet başlayacak. Baba çocuğuna, çocuk annesine, adam eşine, eş kocasına bir mahcubiyet başlayacak ve bu sistemin de sonu gelecek. Ve bununla ilgili hiçbir şey yok. Halkın durumu da zaten ortada. Yani bütün gün gazetelerin 3. sayfasında görüyoruz. İnsanları görüyoruz. Mutsuz insanlar. Yani sadece Türkiye'deki antidepresan kullanım oranları bile aslında bir şeyin aynısı. Yani her sene %200, %300 artıyor. Her sene artıyor. Bu ne demek? Artık milletimiz antidepresanlara sığınmış. Ve bu sistem yanlış, tekrar söylüyorum. Yani bakın sürekli af çıkıyor. Vergi affı. Eğitim affı. Şimdi liseden mezun olamayan çocuklara af çıkardılar. Eğitim affı, vergi affı, imar barışı, imar affı yani çıkıyor. Hı hı. Ceza affı. Niçin? Çünkü Türkiye'deki sistem sürekli sorun üretiyor. Ve bunu çözmek için belirli aralıklarla af çıkarıp duruyorsunuz. Yani ya böyle gitmez işte, böyle kalkınma olmaz. Böyle ne vatandaş huzur bulur, ne devlet güçlenir. Vatandaşın huzursuz olduğu yerde devletin gücü gider. Çünkü vatandaş bazı şeyleri devletten bekler. Yani şimdi cezaevleri bir alem, işte vergi daireleri bir alem. Her sabah 8.30'da devlet daireleri açılıyor ve her sabah 8.30'dan akşam 5 mesai bitene kadar Türkiye'de yüz binlerce insanın hakkı yeniyor. Vergi dairesinde, tapu dairesinde, karakolda, hastanede, okulda, üniversitede yüz binlerce hak ihlali. Her gün. Gidecek ne yapabilir yani? Bu sistem hiçbir şey yapamıyor. Bunun sonu çöküştür. Bunun sonu iktisadi ve sosyal olarak dibi boylamaktır. Ve buna şimdi adamlar bir çare bulmuyorlar. Her şeyin toz pembe olduğunu iddia ediyorlar. Her şeyin çok iyi olduğunu iddia ediyorlar. Ekonomi iyi, sosyal hayat iyi, basın özgür, insanlar özgür. Şimdi biz buna ne yapabiliriz ki yani? Sonuçta hep beraber bunun doğru bir yol olmadığını göreceğiz. Evet. Şimdi yaz aylarında dolar 7.20'ye kadar yükselmişti neredeyse. Son zamanlarda bir düşüş eğilimine geçti ki düne kadar bugün yine bir artış yaşandı. En son 5.43'tü herhalde, evet. Öyle hatırlıyorum. Ne dersiniz? Yani döviz düştüğü için ümitlenenler var. Ümitlenmeli mi insanlar, yoksa bu düşüş ümitlenmeye varacak bir düşüş değil mi? Ya tabii ümitlenenler, bundan mutluluk duyanlar, keşke düşse. Bunu da hep söylüyoruz. Yani şimdi siz de isterseniz, ben de isterim, herkes de ister döviz düşsün. Evet. Ama buna göre plan yapılıyorsa, buna göre adım atılacaksa bu döviz bir yere kadar düşmeyecek. Mart'tan sonra bu tekrardan gerçek değerini bulacak. Yani bu krizi, bu dar boğazı Türkiye geçmiş değil, bu bitmiş değil. Şimdi Mart'tan sonra seçime kadar dediğimiz gibi bunu bir şekilde idare edecekler. Mart'tan sonra bu kesinlikle patlayacak. Yani dövizi bu şekilde tutmaları mümkün değil. Biraz evvel de bahsettim. Yani siz ne yaptınız da ülkeye döviz soktunuz? Döviz ne zaman düşer? Siz ülkeye bol döviz sokarsanız. Ülkeye bol döviz ne zaman girer? Siz yüksek ihracat yaparsanız. Türkiye ihracat yapmaya mı başladı? Türkiye teknoloji mi üretmeye başladı? Hayır, hiçbir şey yapmıyoruz. Aynı tas, aynı hamam. Döviz düşmüş. Düşürürsünüz. Biraz oradan bulursunuz. Biraz buradan bulursunuz. Türk parası değerini yitirince biraz ihracatınız artar. Türkiye'ye gelirler, ev alalım, şunu alalım, bunu alalım. Yasa çıkarırsınız, Türkiye vatandaşlığı satarsınız. Bir ev alana, 3 kuruş para yatırana Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı verirsiniz. Bugün yaşadığımız gibi, yaptığımız gibi. Birazcık ülkeye bir şekilde döviz bulursunuz. Ne kadar daha bulabilirsiniz? Yani her şey bittiğinde ne yapacaksınız? Neyi özelleştireceksiniz? Yani şimdi bu ekonomi, bu sistem beton kusuyor artık. Beton kusuyor. Ve sözle, konuşarak, PowerPoint sunumlarıyla, işte basın toplantılarıyla düzelmez bu. Bu kadar olur. Ve bu iş bir yerden patlayacak. Yani bu ekonomik yapı, bu ekonomik sistem bir yerde patlayacak. Niye? Çünkü taşıyamıyor. Yani bunu taşıyamıyor artık. Türkiye'nin temelleri bunu taşıyamıyor. Bu döviz açığını, işte bu bu cari açığı, yani cari açık demek zarar demek. Bu zararı ve sürekli tüketimi, hiçbir şey üretmeden sürekli tüketimi Türkiye artık taşıyamıyor. Yani kazandığımızdan çok harcamayı, işte borçlanarak nefes almayı bu ekonomi taşıyamıyor.
Şimdi insanlar nefes alır verir. Bitkiler fotosentez yapar yaşayabilmek için. Ekonomi de yaşayabilmek için üretim yapar. Yani ekonominin oksijeni üretimdir. Şimdi üretim var mı? Yok. Bir yerde bu boğulacak. Bir şekilde ufak tefek suni teneffüslerle falan. İşte bu olduğu kadar oluyor. Bir yerde bu işin de sonuna geleceğiz ve bir gün yüz yüze kaldığımızda tekrardan işte nasıl buradan çıkarız diye konuşacağız. Ama şimdi bunları şimdiden kabul edip Türkiye'yi yönetenler şimdiden tedbir alsa, bu meseleleri kabul etseler, aldıkları tedbirleri hayata geçirseler ve zararın neresinden dönsek kar olmaz mı? Yani niçin bu dibi bulmak zorundayız? Niçin ısrarla ve hızlı bir şekilde dibe doğru gidiyoruz? İşte insanın aklı bunu almıyor. Artık evet. Ne düşünüyorlar? Kendileri biliyor. Şimdi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bir açıklama yaptı. Diyor ki mesajında, Kasım ayı kurda ve faizlerde sağlanan pozitif gelişmelerin yanında ekonomik güvenin arttığı bir ay oldu. Güçlü dış ticaret rakamlarıyla dengelemede iyi bir performansı yakaladık. Gevşemeden adımlarımızı kararlılıkla hayata geçirmeye devam edecek ve hedeflerimize ulaşacağız diyor. Evet. Ne dersiniz açıklamalarıyla ilgili? Şimdi yine bakın. Şöyle bir örnek vereyim çok basit. Bu kalem 1 lira olsun. Dolar 3 lirayken 1 dolara bu kalemden 3 tane alabilirsiniz. Türkiye'de dolar öyle bir noktaya geldi ki adam her zaman 3 kalem aldığı paraya 7 kalem almaya başladı. 1 dolara 7 kalem almaya başladı. Şimdi yani haliyle bunu anlatmaya çalışıyorum. Daha anlaşılır oldu kalem örneğiyle herhalde. Yani şimdi siz o zaman doları 20 lira yapın. Yine para girer. Ne olacak? Niye? Çünkü adam 100 dolar, 200 dolarla gelecek. Birçok şeye sahip olabilecek. İşte tatile geliyorlar ve şuraya geliyor. Türk ekonomisine güven yok. Yani bunu söylemek istiyorum. Bunlar geçici tedbirler. İşte geçici çözümler buluyorlar. Türk ekonomisine güven yok. Her seferinde ağır hasta olan bir ekonomiye ufak tefek ağrı kesicilerle ayağa kaldırmaya çalışıyorlar. Olmuyor. Çözüm gerekiyor. Yani ağrı kesici değil. Sorunu halledecek ilaç gerekiyor. Sorunu halledecek tedavi gerekiyor. Ufak bir ağrı kesici veriyorlar. Birazcık nefes alıyor. İşte birazcık toparlanır gibi oluyor. Diyor ki adamı ayağa kaldırdık. Ya hayır, adamı hasta bu yani. Ağrı kesici veriyorsunuz siz sürekli. Bize çözüm gerekiyor ve Türkiye'de çözüme dair hiçbir adım atılmıyor. Şimdi Berat Bey aynı zamanda bir siyasetçi, bir bakan. Onun böyle demesi normal. Ama dediklerine kendisi inanıyorsa bir sorun var demektir. Yani bunları derken gerçeği idrak edebiliyorsa, peki siyasetçisiniz, halka da böyle şeyler söylüyor, seçim de yaklaşıyor. Ama gerçekten inanıyorlarsa, ki maalesef herhalde her şeyin yolunda olduğunu düşünüyorlar. Çünkü 15 yıldır, 16 yıldır hiçbir adım atmıyorlar. O zaman bir sorun var demektir. Ve bu sorunları biz yaşayacağız vatandaş olarak. Yani bu millete sonunda yazık olacak yani Ebru Hanım. Evet, yine ekonomi programı açıklanmıştı ve burada enflasyonla mücadele dikkat çekmişti ve enflasyonla mücadele paketi yer alıyordu. Şimdi bu paket işe yaradı mı sizce, ya da bir faydası oldu mu? Yok, hayır, faydası falan olmadı. Yani şimdi şöyle, kısmen faydası olmuştur. Niye? Şu anlamda faydası olmuştur. İşte orayı bastılar, burayı bastılar. Zabıta kontrolleriyle fiyatları birazcık aşağı çekmeye çalıştılar. Evet, kısmen faydası olmuş olabilir. Ama şimdi siz bir ay aşağıya çektiniz, iki ay aşağıya çektiniz. Şimdi bu devletin zabıtası, polisi böyle uzun süre marketlerde falan mesai yapacak hali yok. Sabah 8, akşam 5 oradaki fiyatları denetleyecek hali yok. Şimdi bir yerden sonra firmalar da diyecek ki biz bunu üretemiyoruz kardeşim, ya da üretmiyoruz kardeşim. O zaman ne yapacaksınız? Yani şimdi tamam, devlet eline sopayı aldı, bir şekilde tuttu ama yani bu... Ne bileyim, biraz tuhaf geliyor. Yani şimdi bir arabayı deposuna benzin koyup motorunu yenileyip yürütmek varken, bu bizim yaptığımız, yani Türkiye'nin bu enflasyon açıkladığı enflasyon paketi, arabayı iterek bir yerden bir yere götürmeye çalışıyor. Ya sen arabaya depoya benzin koymamışsın. Sen arabanın motorunu yenilememişsin. Arabayı iterek götürüyorsun. Yani zabıta, polis markete gidiyor, oradaki fiyatlara bakıyor. Bu arabayı itmektir yani. Niye? Çünkü bir şey yok. Bir kalıcı, oturmuş bir çözüm yok. Şimdi böyle olmuyor. Sen bu zamana kadar alıp üreticinin derdini dinlememişsin. Üreticiye hiçbir şekilde üreticiye sürekli yük. Bir yerden sonra bu yükler de patlıyor. Tabii ki bunu kesinlikle fırsatçılığa çevirenler oldu.
fırsatçılarda çevrilmesi normal. Böyle zamanlarda serbest piyasa, serbest piyasa dedikleri, Türkiye'deki herkesin peşine takıldığı, iktidarında, muhalefetinde, neoliberalizm dedikleri olay bu. Ya bunu bu şekilde çözemezsin, ya bu sisteme alternatif bir sistem üretmelisin. Bu sistemi şey yapıyorsan, eline sopayı alırsan, o zaman sistem bir yerden çarkın bir dişlisini kırarsınız. Böyle de olmuyor işte. Adam der ki üretim yapmıyorum, çalışanlarımı da çıkarıyorum. Niye? Çünkü faizler çok yüksek zaten. Paramı da alıyorum, faize yatırıyorum. Tamam, sen de beni denetlemeye devam et kardeşim, zabıtanla falan der. Olmaz. Şimdi işin bir de bu boyutu var. O yüzden kalıcı bir çözüm bulmamız gerekiyor. Evet. Ve bu Türkiye'de kalıcı çözüm yok. Evet, yeni ekonomi programında yıl sonu enflasyon hedefi 20,8'di. Şimdi dün açıklanan rakamlara göre 21,62'ye geriledi. Sizce yıl sonu hedefine ulaşılabilir mi? Ulaşabilirler. Yani şimdi bizim lisede şöyle bir şey olurdu. Bizim bir arkadaşımız vardı. Matematik sınavlarında derdik ki cevap kaç, cevap kaç. Şimdi biz ona derdik 20, 22. O hemen 24'ten 2'yi çıkarır, 22 bulurdu mesela. Cevap neyse, yarım sayfalık bir işlemi, işte cevap kaç, 30. O zaman o 10 çarpı 3 yazardı oraya. 30 artı 2, eksi 2. Derdi ki hocam 30'u buldum. Şimdi onun gibi bulurlar, sıkıntı yok. Türkiye'de her hedef tutturulabilir. Enflasyon hedefini de tuttururlar, cari açık hedefini de tuttururlar. Her şey tuttururlar, sıkıntı yok onlar için. Ama kağıt üzerinde tutturdukları bu hedeflerin gerçekleriyle bir gün toplum olarak karşılaşacağız. İşte o zaman ne yapacaklar? O zaman millete ne diyecekler? Bence onu düşünmeleri gerekiyor. Peki o zaman şöyle soralım. 2019'da nasıl bir ekonomi bizi bekliyor, özellikle Mart'tan sonra? Ekonomi, ekonomik sistemimiz. Öncelikle şunu söyleyeyim. Türkiye gibi bir ülkenin her zaman çıkış yolu vardır. Türkiye gibi güçlü, Türkiye gibi jeopolitiği önemli ve büyük ve güçlü bir tarihi anlayış üzerinde kurulu bir devletin her zaman çıkış yolu vardır. Tabii bunu değerlendirmek kaydıyla. Şimdi bir şeyi gördük. Geçtiğimiz aylarda bir şeyi gördük. Türk ekonomisinin durumu iyi değil. Herhangi bir güçlü ülkenin devlet başkanı tweet atarsa, herhangi bir güçlü ülkenin devlet başkanı yaptırımlardan bahsederse, Türk milleti ekonomiye olan güveni anında kayboluyor ve dövize yükleniyor. Yani Türk milletinin ekonomiye güven duymadığını ve bunu gösterdiği an Türk ekonomisinin sallandığını bir kere gördük. Şimdi hiçbir adım atılmazsa, bu güvenin tesis edilmesine yönelik hiçbir hamlede bulunulmazsa, Mart ayına kadar bir dediğim gibi bir şekilde bunu idare edecekler. Ama bu tekerlek bir yerde patlayacak. Çünkü niye? Jeopolitik şartlar ağırlaşıyor. İşte kuzeyimizde Ukrayna-Rusya gerginliği. Güneyimizde ne yaptıkları belli değil. Sayın Cumhurbaşkanı bir Fırat'ın doğusu çöldür, hiçbir işe yaramaz diyor. Bir Fırat'ın doğusunda şuna izin vermeyeceğiz diyor. Bütün dünya için bir bilinmezlik var. İşte Fransa'daki olaylar, Avrupa Birliği'ne de sıçranması, bazı ülkelere sıçraması söz konusu vesaire. Yani dünya ekonomisinin de kendine has sorunları var, problemleri var. Şimdi Fransa'da ve Almanya'nın karışması ne demek biliyor musunuz? Biz ihracatımızın %50'sinden fazlasını Almanya'ya yapıyoruz mesela. Almanya'nın karışması demek. Şimdi ekonomik akıl nedir biliyor musunuz? Fransa karıştı. Yarın Almanya da karışabilir. Biz de ihracatımızın yarısından fazlasını Almanya'ya yapıyoruz. Acilen yedek bir pazar oluşturmamız lazım. Acilen Almanya'da ihracatımız %100 düşerse bu ihracatı nereye yönlendirebiliriz diye düşünmemiz. İşte ekonomik akıl budur. Bizde bu var mı? Bizde bu yok. Yani gerek bölgenin şartları, gerek dünyanın şartları, gerek Türkiye'nin zaten hiçbir tedbir almamasından mütevellit 2019'da bizi zor günler bekleyeceği aşikar. Evet. Şimdi yine Berat Albayrak bir açıklamasıyla devam edeceğim. Bazı şoklardan bahsetti Berat Albayrak ekonomideki durumla ilgili. Gezi olaylarıyla başladığını söyledi iç şokların. Daha sonra 17-25 Aralık, 15 Temmuz gibi bir süreç yaşandığını ve bu sıkıntıların bu gibi durumlardan kaynaklandığını ifade etti. Ne dersiniz? Şimdi en tehlikeli yanlış, içinde doğruluk payı olan yanlıştır. Şimdi doğruluk payları var mı? 17-25 olsun, işte Gezi Parkı olsun. Bir devlet için ya da güven açısından bir sıkıntı doğurdu mu? Doğurdu. Ama siz bunlardan kaynaklandı derseniz
Bu iş olmaz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın kendi sözü var ya. Diyor ki Türkiye Cumhuriyeti tarihinde sürekli suçu dış güçlere attık. Dış güçler yaptı. Kendi Cumhurbaşkanımızın kendi sözü. Dış güçler bizi geri bıraktı. Dış güçler bize oyun kurdu. Kardeşim sen bostan korkuluğu musun? Dış güçler sana oyun kurarken, tırnak içinde söylüyorum bunu, sen ne yapıyordun? Sayın Cumhurbaşkanımızın sözü bu. Şimdi Gezi Parkı'nı peki dış güçler yaptı. 17-25 Aralık opera, evet o FETÖ, onda hemfikiriz. Berat abi Bayrak bunları iç şok olarak nitelendirdi, dış değil. Ya şimdi, peki, şimdi orada da bir şey var. Sayın Cumhurbaşkanı'na sorsak bunlar dış oyun, neyse. İç şok olsun. İş şok olsun. Tedbir niye almadın? Sen tedbir alacaksın. Sen tedbir almadın. Yine başarısızsın. Yine başarısızsın. Yani sen 2-3 tane bakan çocuğunun tutuklanmasıyla, işte 2-3 tane savcının yetkileri olmamasına rağmen kanun dışı emirler vermesiyle yıkılacak bir ekonomik sistem mi sahibi misin? Yani sen hiç mi güçlendirmiyorsun bu sistemi? Olabilir. Şimdi Fransa'da niçin ekonomi geri gitmiyor? Mesela Rusya kaç yıldır ağır ambargo altında? Niçin Rusya'da millet perişan olmadı? Niçin Putin çıkıp ağlamıyor mesela? İş şoku. Mesela Putin'den şunu duymamıştır Sayın Berat Albayrak, araştırsın. Ya işte çok büyük bir ambargo altındayız. İşte sürekli üzerimizde oyunlar var. Hayır, böyle bir şey yok. Yani şimdi sürekli o oldu, bu oldu, iş şok oldu, dış şok oldu. Yok, bunlar yani hiçbir mazeret başarısızlığın yerini tutmaz. Hepsini doğru farz edelim. Siz niye tedbir almadınız, niye gerekeni yapmadınız diye sorarlar o zaman adama. Evet. Bunun yanında bir de işsizlik var. Az önce bahsetmiştiniz aslında biraz ama mesela bugün düşen bir haber, Kilis'te 6 aylık bir iş var ve burada 300 kişi işe alınacak. Kuyruk akşamdan başlıyor, evet. Ve yüzlerce kişi buraya başvuruda bulundu. Bir iş kuyruğu vardı. Hatta işsizlik kuyruğu diyebiliriz yani. Kilis'ten böyle bir görüntü geldi. Bir şey söyleyeyim mi? Son 3 ay diyorum da belki de son birkaç yıldır bir kere ağladım. Ne gördüm biliyor musunuz? Türkiye illerimizden biri. İtfaiyeci alınacak. 11 tane itfaiyeci alınacak. Böyle nasıl desem, taşı sıksa suyunu çıkartacak adamların, insanlarımızın, kardeşlerimizin, böyle birkaç gram kilosu fazla gelenlerin hemen orada alal acele üstlerindekini çıkardıklarını gördüm. İşte pantolon, atlet vesaire falan. O zaman gözüm yaşardı. Yani bizi düşürdükleri duruma bakar mısınız? 200 gram fazla geliyoruz. O kadar o işe ihtiyacı var ki adamın. Hemen pantolonu falan çıkarıveriyor orada. O 200 gramı da şey yapıp sınavı geçer. Niye? Çünkü insanlarda iş yok. İş yoksa para yok. İşte yani bu iş böyle. Siz bakın, insanlar çalışmazsa tam istihdam 11 kişilik bir futbol takımı. Tam istihdam. İşsizlik oranı arttıkça 10 kişi kaldınız, 9 kişi kaldınız, 8 kişi kaldınız, 7 kişi kaldınız. İşsizlik oranı. Şimdi tam istihdamda 11 kişi oynuyor. Türkiye'de engelliler işsiz, kadınlar işsiz, üniversite mezunları işsiz, lise mezunları işsiz, o işsiz, bu işsiz. Türkiye 11 kişilik bir takıma karşı 7 kişiyle 8 kişiyle sahaya çıkmış bir takım gibi. Niçin? Çünkü eksiğimiz var. Yani nereye kadar gidecek? Bir de bir insan o ülkenin üretim safhalarına katılamıyorsa, akşama kadar yorulup akşam pazar filelerini doldurup evine gidemiyorsa, orada sosyal sorunlara artık hazır olmak gerekiyor. Orada her türlü sorun çıkabilir. İşte dış güçler, iç güçler. Orada her türlü oynamaya o coğrafya artık müsait hale gelmiştir. Çünkü adam evine ekmek götüremiyorsa, adam evine meyve götüremiyorsa artık her şey beklenebilir yani. Yani bu bir kere bir güvenlik sorunu, bir milli güvenlik sorunu. Bu kadar işsizlik, bu kadar açlık, bu kadar perişanlık. Şimdi yani hiçbir şey düşünmüyorsanız, bari hani bu insanları da düşünmüyorsanız, bari kendinizi düşünün, bari makamlarınızı düşünün de bir şeyler yapmaya çalışmalı yani. Evet, bu arada ekrana da yansıtıyoruz. Kilis'teki, az önce ekrandaki görüntüde Kilis'teki kuyruktu. Böyle bir işsizlik kuyruğu yaşandı. Özellikle Ebru Hanım, bakın Türkiye'de son özellikle son 2 yıldır girdiği yazılı sınavdan birinci gelen
belki de belki ve atanan yani başvurduğu devlet görevine atanan belki de 10 kişi bile yoktur. Bakın belki 10 kişi bile yoktur. Sınavdan birinci geliyor, sınavdan birinci geliyor. İşte KPSS'de birinci olmuş. Kurum yazılı mülakat yapmış, birinci olmuş. Orada sonuncu gelen atanıyor. Sonuncu gelen atanıyor. Sondan birinci olan atanıyor. Yani şimdi bu millet işte aç kalmasında ne yapsın? Bir kere insanların yaşama hakkını elinden almışsınız ya. Ve son 3 yıldır bunun binlerce örneği var. Binlerce örneği var. Bir yere 1000 kişi başvurmuş, sınava girmiş. Sınava hiç girmeyen milletvekilinin kızını atamışlar. Evet, hiç girmeyen. Bu örnekleri artıralım ama reklamdan sonra olur mu? Kısa bir ara. Sınavda birinci olan yerleşemiyor demiştiniz. Aslında bir liyakatsizlik olduğunu söylüyordunuz. Evet. Devam edelim isterseniz. Yani evet şimdi sınavda birinci olanlar hiçbir yere yerleşemiyor. Aslında bu da bir niçin bu durumdayız ve ekonominin durumu ne olacağının bir cevabı. Sürekli liyakatsizliğin olduğu, sürekli adam kayırmanın, torpilin olduğu bir sistemde liyakatli çocuklar, liyakatli insanlar gidip başka işlerle meşgulseler ne olacak? O sistem zaten çökecektir. Ama bu gerçekten toplumun bir kanayan yarası haline gelmiş. Konu açılmıştı. Bunu da söylemek istedim. Evet. Şimdi yarın asgari ücret görüşmeleri başlayacak. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren bir konu. Asgari ücret tespit komisyonu toplanacak ve bununla ilgili görüşmeler yapılacak. Asgari ücret ne kadar olmalı? Önce size sorayım. Daha sonra da halkla yaptığınız bir röportaj var. Onu izleyelim. Asgari ücret tabii bu iş şimdi gönül ister ki 3 bin lira, 4 bin lira, 5 bin lira olsun. Hı hı. Ancak tabii bu iş önemli. Şimdi işveren kısmı da var bu meselenin. Yani işverenlerin de üzerine bindirilecek yük ölçülü olmalı ki piyasalar ayakta kalabilsin, şirketler ayakta kalabilsin. Bana kalırsa asgari ücretten vergiler kaldırılmalı. Yani devlet asgari ücretten vergi almamalı ama bu vergi oranını 600 lira civarı asgari ücrete eklemelidir. Bugünkü evet. Asgari ücrete eklemelidir. Böyle bir istek de var aslında. Türk İş Konfederasyonu en son belirtmişti. Vergi alınmasın talebini dile getirmişti. Sonuçta aylık ne kadar etkileyecek? Devlet almazsa 600 lira civarı erteliyor. Evet. Sonuçta o vergiyi devlet almazsa işte piyasalar kötü diyoruz, kriz var diyoruz. O para bir yere gitmeyecek. Yine vatandaş onu harcayacak. Zaten bizim devletimiz sağ olsun vergiden bile vergi alan bir devlet. Onun bir kısmını sen zaten yine vatandaştan alacaksın. Vatandaşın harcadığı adamdan, esnaftan sen satış yapmışsın diye bir kısmını yine alacaksın. Yani yine o para bir şekilde devletin kasasına girecek. Biraz da piyasalar canlanmış olacak. Sonuçta para bir yere uçmayacak. İnsanlar kısmen de olsa bir rahat nefes alacaklar. Büyük bir rakam da değil. Burada devlet böyle bir adım atabilmeli. Şimdi yine kaynak diyorlar, şunu diyorlar, bunu diyorlar. Bu kendilerini aslında zayıflatıyor. Çünkü insanlar Türkiye'de bir kaynak sorunu olmadığını artık gördüler. Yani her şeye kaynak var. Her olaya kaynak var. Her imzaya kaynak var. Her projeye kaynak var. İşte havalimanı yapıyorsunuz. Hatalı sözleşme, kasadan milyonlarca euro gidiyor. İşte yol yapıyorsunuz, köprü yapıyorsunuz, onlara kaynak var. Şimdi vatandaşın 3 kuruşuna gelince kaynak yok da dememek lazım yani. Bana kalırsa vergi oranını kadar bir zamı hak ediyor asgari ücretli. Ama burada bir şey daha var. Maalesef Türkiye'de herkes asgari ücretli. Şimdi bunun da denetimini sıkı yapılması gerekiyor. Yani şimdi herkes 3 bin lira maaş alan da asgari ücretli resmi kayıtlarda. Evet. 4 sigorta bin lira için. Evet herkes asgari ücretli Türkiye'de. Tabii ki bunun da önüne geçilmesi gerekiyor. Evet peki vatandaş ne diyor bir onu dinleyelim. Hay online ne kadar olmalı diyor. Daha sonra devam edelim. Çünkü çok adaletsizlik var maaşlarda, emekli maaşlarında. Birisi 5 bin lira alıyor, bir tanesi 1000 lira alıyor. Aynı bakkala gidiyor, aynı havaya alıyor. İkisi de aynı ama biri 5 bin lira alıyor, biri 1000 lira. Hiç düşünülmüyor bunlar nasıl geçinecek. Ama işte bu adaletsizlik bitmesi lazım. Çünkü bugün asgari ücret 1000 lira ev kirası. En düşük. Ama bugün vatandaş nasıl kimse düşünmüyor. Yarın ne olacağımız da belli değil. Ne kadar olmalı asgari ücret? En düşük şu anda 2,5'tan aşağı olmamalı.
Yani gerçek o da az zaten. Şu anda bir kilo meyve yani bir salkım üzüm 10 lira. Yani bununla düşüneceksin artık. %100 hep zam. Yarın diyecekler ki %20 zam verelim. Şu anda %100'den aşağı değil şey enflasyon. Ama şimdi işte bakalım ne olacak yani bundan sonra ilerimizi de göremiyoruz şu anda. Yok yeterli değil. Ya yani en az 2,5 olması gerekiyor bence. İnsanlar biraz daha rahatlaması gerekiyor. Yani şu an gerçekten ay sonunu getiremiyoruz. En az 3 olmalı. En az 3 olmalı. Biraz daha fazla olsa iyi olur. Evet ne kadar olmalı? Ne kadar şimdi şu anda? 1.603. 1.600. 1.600. 2.000. 2.000 olmalı diyorsunuz. Normalde asgari ücretin şu anda en azından 2.000-2.750 olması gerekiyor. Şu anda aldığım maaşı kirada bile daha geçinemiyoruz. Şu anda işsiz olduğum halde, iş aradığım halde iş bulamıyorum. İmkan yok, iş yok. Nereye gezersek iş, hiç iş yok. Bulamıyoruz. Kimin kapısını çağırsan adam diyor sana vereceğim para 1.500-2 lira. Ben kiracıyım. Evliyim, geçinemiyorum. Ne yapmamız gerekiyor? Yani illa bir hırsızlık mı yapmamız lazım, bir şey mi yapmamız lazım? Ne yapmamız gerekiyor? Şimdi gideceğim işe. Nereden bulabileceğim iş? Bakıyorum, maalesef bulamıyorum. Geçtiğim halde geçinemiyoruz. Yani insanların hali, şu an insanların haline bakar mısın? Herkes perişan şu anda. Bir iş yok. Kimin kapısını çalıyorsan sana diyor ki vereceğim para 2.000 lira. Yabancılardan, yabancı ülkelerden gelen insanlardan dolayı kimse ekmek yiyemiyor. Enflasyon zaten belli ortada. Aldığın maaşa geçinemiyorsunuz. Hiç olmuş için bir kilo pazara çıkacak olsan, 50 lira gidecek olsan 25 kuruşa ya geliyorum ya gelmiyorum. Ben yani kiramı dahi ödeyemiyorum ben. Onun için hele şu devirde hiç geçimim yok yani. Yani bence 2.000 lira olması lazım. Yani şu an asgari ücretle hiç kimse geçinemiyor ne yazık ki. Bir de yaşantı zor olmuş. Hani baktığımız zaman insanlar kriz yani dolar yönünden her yönden hani insanlar geliştiremiyor. Ya ne yazık ki gider çok ama gelir yok. Yani çalışamıyoruz, iş yok. Yani insanlar zor durumda gerçekten. Yani kendi kirasını bile ödeyemeyen insanlar var bu yani bu şu durumda. Ondan sonra öyle işte. Değil. Ne kadar olmalı? 2450 TL. 2450. Evet. Evet. Bence yeterli değil çünkü bir asgari ücretle düşünen bir çalışan bir kişi mesela benim gibi ben kirada kalıyorum örneğin. Ben yaklaşık bir 300 lira kira veriyorum. Hani biz 7 kişi kalmamıza rağmen. Nasıl anlatayım? Yetmiyor yani sigara olsun, şu olsun, bu olsun. Niye yetmiyor? Boşu çıkıyoruz. Aydan aya aktarıyoruz. Yapacak bir şey kalmıyor. Yine sarılıyoruz. Ne kadar olmalı asgari ücret? Bence enflasyon anlatılı olmamalı. Hani 300 lira zam yapıyorlar, enflasyona göre yapıyorlar. Tekrar elden gidiyor. Anlamı kalmıyor. Zam geliyor ama maaşlara yeterince gelmiyordu. Doğru. Dediği gibi arkadaşın asgari ücret 2500 lira olsa bile gene yetersiz. Gel de geçin asgari ücretle. Ne kadar olmalı asgari ücret? Asgari ücret en düşük 2,5 olmalı. Hayır, kesinlikle değil. Çünkü şu dolar yükselmiş oldu şu zamanlarda ki zaten daha önce de yeterli değildi. Bundan sonra da bayağı bir arttırılmasını düşünüyorum. Gerekli de bence. En az miktar söylenme gerekirse en az asgari ücreti 2500'den aşağı olmaması lazım. Gerçekten kiracılar için daha da zor. Ne kadar olmalı asgari ücret? En kötü şartta 2500 olmalı. En kötü şartta. Bir de vergileri var şunları bunları. Bayağı bir düşüyor. Biz millet... Evet, halkın yorumları bu yöndeydi. Asgari ücretle ilgili yeterli bulan yok tabii. Evet, tabii ki. Maalesef. Siz ne dersiniz? Bu arada şöyle de bir durum var. Türkiye ucuz iş gücüne sahip ülkelerden biri olma yolunda ilerliyor. Yani Çin'e bile yaklaştı deniyor. İş gücü konusunda da bir sıkıntı yaşanıyor yani. Çok uzun yıllar yani. Mesela bu zamana kadar Avrupa Birliği ülkeleri de dahil asgari ücretimiz birçok ülkenin üstündeydi. Özellikle eski Baltık ülkelerinden olup sonra AB'ye giren. Şimdi artık onların da gerisinde kaldık. Yani bayağı bir yıprandı. 300 dolar sanırım. Evet, evet. Bayağı bir yıprandı. Uzun yıllar iyi bir asgari ücretimiz onlara göre fena değildi. Yani var denilebilirdi. Ama şimdi onların da gerisinde kaldık. Şimdi bir de bu boyutu var. Hayat da pahalı. Allah milletin yardımcısı olsun.
Evet. Röportajda da bir vatandaş diyor ki yani yabancı çalışanlar var, onlara daha az para veriyorlar ve biz de işsiz kalıyoruz. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Bu var, evet, ama bir şey söyleyeyim mi? Bu çok bir kere devletin vatandaşın böyle düşünmesinin önüne geçmesi gerekiyor. Bu iş çok başka yerlere gidebilir. Yani şimdi bunu da biz sokağa çıkıp insanlara bizim anlatacak halimiz yok. Milletin işsiz olması, vatandaşın işsiz olması devletin yani iktidarın sorunudur. Niye? Çünkü işveren zor durumda. Yani şirketler zor durumda. İşveren zor durumda olunca tabii ki ucuz iş gücünü tercih ediyor, etmek zorunda kalıyor. İşvereni zor duruma düşüren kim? İktidarın politikaları. Eğer insanlarda genel bir kanaat oluşursa, bakın, insanlarda genel bir kanaat oluşup derlerse bu yabancılar yüzünden, bu mülteciler yüzünden biz iş bulamıyoruz, biz aş bulamıyoruz derlerse bir de bununla uğraşmaya başlarız. Yeni bir huzursuzluk diyorsunuz. Büyük bir huzursuzluk çıkabilir. Yani burada insanlara birinin bunu anlatması gerekiyor devlet adına. Bunlar yüzünden işsiz değilsiniz, bunlar yüzünden zorda değilsiniz. Evet, bunlar bizim çok paralarımızı yedi ama kendileri yemedi, iktidar yedirdi. Evet, bunlar bize büyük sorunlar, asayiş anlamında iktisat büyük sorunlara yol açtılar. İktidar açtırdı. Yani bu anlamda böyle bir şey var, biliyorum ben de olduğunu. Ama bir gün toplu halde toplum buna inanırsa, bu mülteciler yüzünden biz işsiz kalıyoruz, biz aş bulamıyoruz savına inanırsa insanlar yaygın olarak, ayıkların pirincin taşını. Bunun önüne geçmesi gerekiyor dev iktidarın. Evet. Gelelim petrol fiyatlarına. Uluslararası piyasada petrolün varili 85 dolardan indi 60-65 dolara kadar. Türkiye'ye etkisi ne oldu? Aynı oranda bir düşüş yaşandı mı? Türkiye'ye yansıdı mı? Tabii yansıyor sonuç itibariyle. Pompaya yansımasa da. Pompaya yansımıyor mu diyorsunuz? Yani kısmen. Şimdi şöyle bir şey var. Mesela zam petrol fiyatları arttığında pompaya yansıyor artış. Ama o tekrar geri alındığında ya da düştüğünde o pompaya yansıması sınırlı oluyor. Bizde öyle de bir adet var. Yani maliyetler arttığında fiyatlar artar ama maliyetler düştüğünde fiyatlar düşmez. Onu şimdi yine görüyoruz mesela raflarda falan. Ama tabii ki işte bu Türkiye'nin son 1-2 ayda bu verilerin biraz daha toparlaması, olumlu olması, petrol fiyatının düşüşleri de bunda katkı sahibi yani. İster istemez biz sonuçta bir enerji ithalatçısıyız. Ve bu fiyatlar bizi etkiliyor, düşük olması bizi olumlu yönde etkiliyor. Evet, petrol fiyatları niçin düşüyor? Yani ne tetikliyor petrol fiyatlarının düşmesini? Tabii petrol fiyatı da sadece petrol fiyatı değil. Şimdi Suudi Arabistan, Rusya ve diğer ülkeler üretici, birkaç ülke daha üretici. İşte İran'ın durumu. Amerika zaman zaman Suudi Arabistan'la bir araya gelip İran ve Rusya'yı güçsüzleştirmek için, İran ve Rusya'ya üstüne bir baskı aracı olarak bu fiyatları düşürüyor. Tabii Suudi Arabistan'da diyor ki bir yere kadar düşer, ben üretimimi durduramam, şey yapamam, yavaşlatamam falan. Uluslararası ilişkilerin yansıması olarak daha genel manada petrol fiyatları ayarlanmış oluyor dünyada. Evet, yarın mesela Viyana'da bir toplantı var. Petrol üreticileri toplanıyor ve önümüzdeki yıl için bir toplantı yapılacak. Zirveden sonra çıkacak sonuçlar da yine petrolün fiyatının yönünü etkiler mi? Tabii etkiler. Yani sonuçta petrol üreticileri bir araya geldiğinde çıkan sonuçlar vesaire. Ama gelecek yıl tabii şöyle var. Jeopolitik riskler artıyor. Devletler arası ilişkiler her an seyir değiştirebiliyor. Tabii ki bunlar da son derece etkili. Yani şimdi mesela bir Rusya-Ukrayna gerginliği var. Evet. Oradan gaz ve petrol güzergahı içerisinde bir tehlike arz ediyor bu. Şimdi mesela bu etkileyecek bir şeydir. Yani arzın zora girmesi, arzın sıkıntıya düşmesi. Bu da etkileyecek bir şeydir. Anlık değişebilecek meseleler tabii ki. Yani. Evet. Türkiye'yi nasıl etkileyecek diye soracağım Rusya-Ukrayna krizi, ancak buradaki krizi birazcık özetleyelim mi? Buradaki kriz aslında şu. Amerika Ukrayna'yı kullanıyor. Daha önce de Gürcistan'ı kullanmıştı. Saakashvili'yi kullanmıştı. Zaman zaman Rusya'nın üzerine yolluyor. Yalnız bunların anlamadığı bir şey var. Amerika ile işbirliği yapan, Amerika ile el sıkışan herkes sonunda kaybeder. Yani şimdi mesela Saakashvili'yi kullandılar. Saakashvili ülkesini Ruslara böldürtmek zorunda kaldı. Adamlar bir Tiflis'in 40 kilometre yakınına kadar geldi Ruslar.
Ondan sonra oradan kaçta Ukrayna'ya gitti Saakashvili. Orada bir bölgenin valisi oldu. Ve yani ülkesinden ayrılmak zorunda kaldı. Şimdi ülkesine gidemiyor. Amerika Ukrayna'yı bir kez daha kışkırttı. Rusya geldi Kırım'ı ele geçirdi. Donetsk iç savaş başladı. Şimdi Ukrayna bundan hiç akıllanmamışçasına, hiç ders almamışçasına yine Amerika'nın kışkırtmalarıyla harekete geçiyor. Rusya'nın üzerine gidiyor. Tabii orada bir devlet başkanlığı seçimi söz konusu önümüzdeki dönemde ve mevcut başkan da bütün yoklamalarda 4., 5. çıkıyor. Şimdi bir sıkı yönetim, bir OHAL ilanı, bir savaş ilanında bulunursa işte bunu kendi lehine çevirebileceği vesaire vesaire diyor. Ama esas oradaki mesele Amerika'nın işte zaman zaman Ukrayna, zaman zaman Gürcistan sopasıyla Rusya'ya karşı bir tane vurup geri çekilme meselesidir. Ama her zaman da Amerika'nın kullandıkları zarara uğruyor. Yani Kırım da böyle gitti. İşte Gürcistan'ın Osetya'sı böyle gitti. Yani toprak bütünlüğünü sağlamak için Rusya'yla sözüm ona tartışıyorlar ama Rusya hepten toprak bütünlüklerine darbe vuruyor. Yani Amerika'ya inanmamak gerektiğini, Amerika'ya güvenmemek gerektiğini maalesef görememişler. Evet. Şimdi Türkiye'ye bir etkisi olacak mı? Özellikle turizmciler kara kara düşünüyor. Yani çünkü mesela Muğla'da gelen turist sayısına baktığımız zaman Rusya ve Ukrayna sırasıyla ikinci ve üçüncü ülkeler. Evet. Bu sebeple de tabii turizmcilerde bir acaba gelmezler mi gibi korku da oluştu. Türkiye'yi nasıl etkiler? Tabii sanırım Türkiye burada, Türkiye sürekli Ukrayna'nın toprak bütünlüğünden yana olduğunu belirtiyor. Ama bunu belirtirken Rusya ile ilişkileri de hat safhada, yani iyi ilişkiler geliştirdiler ve ilişkiler bu iyi seyrini devam ettiriyor. Yine bu şekilde bu denge politikasını devam ettirecektir diye düşünüyorum. Yani bizim turizmcilerimize ya da Rusya ve Ukrayna ilişkilerimize bir zarar geleceğini düşünmüyorum. Çünkü Türkiye ikisinin de gönlünü hoş tutuyor, öyle söyleyeyim. Bu da böyle devam edecektir. Gerçekten de orada hassas dengeler var, hassas ince bir çizgi var. Bu çizginin yürümesi de maharet isteyen bir şey. Ama şu ana kadar o konuda iktidara ben bakıyorum. Gerçekten Rusya'yla da ilişkileri devam ettirebiliyorlar. Ukrayna'yla da ilişkileri devam ettirebiliyorlar. Zaman zaman Kırım meselesini de dillendiriyorlar Rusya ile iyi ilişkilerine rağmen. Ki zaten bu iş böyle olur. İyi ilişkilerle, Rusya ile iyi ilişkiler kurarak sorunlarınızı çözebilirsiniz. Savaşarak sorunu çözebilecek bir ülke değil Rusya. Bunun da farkına varmış gözüküyorlar. Yine en az hasarla Türkiye bu Ukrayna-Rusya gerginliği yatışana kadar buradan çıkacaktır diye düşünüyorum. Yani orada iktidarı başarılı buluyorum. Ukrayna ve Rusya ilişkileri konusunda. Turist demişken, turistlerin ekonomi etkisi nasıl? Mesela şimdi bir veriyle konuşamayacağım ama bir vatandaş olarak Arap turistin arttığını görebiliyorum. Evet. Ekonomi etkisi nedir? Bir kere orada da bir şey var. İşte turist çok arttı. Ya turistin harcama yaptığı yerler belirli yerler. Mesela sağlık turizmine, Arap turistlerin sağlık turizmine çok olumlu katkıları oldu. Evet. Özellikle saç ektirme meselesinde çok olumlu katkıları oldu. Ama mesela yazın gelen turistler otele girerler ve otelden çıkmazlar. Yani havalimanı, otel, tekrar havalimanı ve kendi ülkelerine dönerler. Bizim para kazanacak turist gruplarını bulup onlara hitap edebilmemiz gerekiyor. Yani şimdi turizmcilerle de konuştuğunuzda bunun Avrupa'dan gelen turistler olduğunu söylüyorlar. Yani Doğu ülkelerinden gelen turistler değil de Avrupa'dan gelen turistlerin para kazandırdıklarını söylüyorlar. Dolayısıyla Türkiye aslında çok büyük bir turizm cenneti. Yani biz Akdeniz'e, Ege'ye ve sahillere odaklanmışız ama aslında Türkiye bir kültürel mirasında üzerinde kurulu bir ülkeye sahibiz. Şimdi bu kültürel mirası da öne çıkarabilmek gerekiyor. Ama ona rağmen Akdeniz'de önemli bir geçim kapısı turizm. Yani birbirine bağlı sektörler halinde Akdeniz'de, işte Antalya'sında, Mersin'de vesaire önemli bir geçim kapısı turizm. Bu anlamda da önemli tabii ki. Yani mesela Rusya ile kriz yaşadık. Bir sene Rus turistler buraya gelmedi, Antalya'ya gelmediler. Mesela oradaki bütün esnaf zincirleme olarak zora düştü. O yüzden de önemli tabii ki turizm bizim için. Evet, peki Türk lirasının değer kaybı da turizmi etkiliyor mu? Yani daha fazla geliyor tabii, mu? Tabii etkiliyor. Sonuçta adam yani 100 dolarla işte 2 gece kalabilecekse şimdi 100 dolarla 4 gece, 5 gece kalabiliyor en basitinden. Değer kaybettikçe işte burada daha rahat harcayabiliyor. İşte daha lüks
bir yerde yemek yiyebiliyor vesaire. Tabii değer kaybı turizmi olumlu etkiliyor. Evet, gelelim Fransa'ya. Fransa'da sarı yelekliler eylemi var. En son yapılan zam sebebiyle sokağa dökülen bir halk var. Ve dün hükümet zamları geri çekti. 6 ay askıya aldı. Geri çekti demek belki yanlış olacak ama 6 ay askıya aldı. Bu hareketle ilgili ne düşünüyorsunuz? Vallahi tabii şimdi bana kalırsa Macron'a karşı halkın birikmiş bir tepkisi mevcuttu. Daha önce bir iş yasası çıkardı. Yani bu zamana kadar çıkardığı yasalar hemen hemen hiçbiri halkın lehine değildi ve hepsinde tepkiyle karşılandı. Ama bazı uzmanlar da, ya da uzman demeyelim de, bazı gazetecileri de takip ediyorum. Onlar da işte Avrupa Birliği'ne karşı Amerika'nın bir oyunu olduğunu, Macron Almanya ve Rusya'dan yana tavır alınca Amerika'nın Fransa'ya karıştırdığını ve Macron'u zorda bırakmak için bu gösterileri planladığını söylüyorlar. Ama tabii ben bir ekonomi araştırmacısı gözüyle bakınca Macron'a karşı büyük bir hoşnutsuzluk var gerçekten de. Geldiği günden beri, hatta bakanken de çıkardığı ve çıkarmak istediği yasalara karşı bir hoşnutsuzluk olduğunu biliyorum ve bu halk da tabii ki birikti. Şimdi Avrupa'da da dediğimiz gibi dünyanın ekonomik durumu da pek iyi değil, mali durumu pek iyi değil. Ve bu insanlar, oradaki insanlar da bu, mesela Türkiye'de yaşadıkları krizi bir kısmını Avrupa Birliği ülkeleri yaşasa, inanın orada sokaklarda birbirlerini yerler bunlar. Yani alışık da değiller. Bunun birikmiş bir öfkenin tetiklenmesi olarak düşünüyorum ben şahsen. Gezi Parkı eylemlerine benzetenler var. Siz ne dersiniz? Ya Gezi Parkı eylemlerinde ben, kimse yanlış anlamasın, Gezi Parkı eylemlerine, şimdi şöyle bir şey olur. Mesela insan bir şey yapar, onu kendi yaptığını zanneder. Ama aslında o farkında olmadan ona akıl verenler vardır. Onlar başka yerler adına ona akıl verirler. Yani Gezi Parkı eylemlerinin de katılan herkes masumane duygularla oradaydı. Tanıyorum, bizim arkadaşlarımız da vardı. Ama genel olarak Gezi Parkı eylemlerinin bir dış desteğe de sahip olduğunu düşünüyorum. Yani bakın, tekrarlıyorum, oraya giden insanlar, Gezi Parkı'nda bulunan insanların oraya gitme sebepleri başka olabilir. Ama onları oraya toplayan, onları oraya çıkaran ve olayları tetikleyen görünmez elleri onlar da bilemezler. Yani tekrarlıyorum, kimse üstüne alınmasın. Yani Gezi Parkı'nın bir dış dizayn olduğunu ve işte orada mesela polisler halka, vatandaşa kötü davranmaya başladığı zaman, mesela ben demiştim arkadaşlarıma, bu polislerde bir şey var. Yani bu kadar gergin bir ortamda bir polis jok vuruyorsa, bir polis çadır yakıyorsa, bu polislerde bir şey var. Şimdi yıllar sonra anlıyoruz ki o polislerin de zaten oradaki görevi halkı galeyana getirmekti devlete karşı. Yani çok gönlü başka şeyler de girmişti. Tabii ki halkın kendini ifade etme isteği, AKP'nin vatandaşa, özellikle gençlere kör, sağır ve dilsiz oluşu da bunları tetikledi. Fransa'da biraz daha ben Gezi Parkı gibi değil de biraz daha iç meselelerin ve iç sorunlarının etkili olduğunu düşünüyorum. Yani bazı gazeteciler ya da bazı stratejistler gibi çok büyük yabancı parmağı aramıyorum Fransa'daki olaylarda. Şahsen böyle biraz daha düz düşünüyorum diyelim. Evet. Şimdi tekrar enflasyon rakamlarına döneceğim. Orada atladığımız bir nokta vardı. Zam şampiyonu soğan oldu. Şimdi evet, halk isyan ediyor, soğan çok pahalı diye. Bu tescillenmiş oldu aslında. Soğanın fiyatıyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Bakın, bu sene soğan. Şimdi seneye başka bir şey olacak. Niçin biliyor musunuz? Türkiye'de planlama yok. Türkiye tarımında kooperatifçilik yok, planlama yok. Şimdi bir sene soğanı ekmeyecek. Şimdi bu sene soğanı buldular. Depolardan çok az, zaten o bir kuruş bile etkilemez. Ama şimdi acaba seneye Türkiye'de hangi ürünler olacak? Soğan mı, pırasa mı, işte hangi meyveler ne kadar üretilecek? Türkiye'de bunu planlayan bir birim yok. Bunu planlayan bir birim olmadığı zaman, olmadık zamanda bazı ürünler piyasadan kaybolmuş oluyor. Olmadık zamanda bazı ürünler piyasada çoğalmış oluyor. Halbuki sürekli örnek verdiğimiz Hollanda tarımında bunları planlar devlet. Yani gelecek sene şu kadar soğan lazım iç piyasaya, dış piyasaya şu kadar ihracat edebiliriz. 200 bin ton soğan. Devlet bunu planlamıştır. Şimdi bizde bir planlama yok. Yani şimdi planlama yok. Planlama olmayınca da bazen mal piyasadan kayboluyor, bazen de bollaşıyor. Bu sefer bu da tabii ki fiyatlara yansıyor. Şimdi anlıyoruz ki yine bir planlama yapılmamış, soğan kalmamış piyasada. Belki bir sene önce soğan çoktu.
bir sene çok olunca önümüzdeki sene ekmiyor çiftçi bunu. Bu sefer ne oluyor? Bir yerden sonra geçmiş seneden kalan ürünler de azalınca, bitince fiyat birden artmış oluyor. Yani olmayan planlamanın sorunları öyle, bu işin şeyi bu yani. Evet, son 6 ayda soğan fiyatlarındaki artışlar bununla beraber stokçuluk konusunu da gündeme getirdi ve depolara da baskınlar yapıldı. Bu baskınlar haklı mı ve işe yaradı mı? İşe yaramaz Ebru Hanım. Türkiye'nin nüfusu 80 milyon. Depo basmışlar, diyorlar ki 3,5 ton, 4 ton soğan ele geçirdik. 3,5, 4 tonu 80 milyona bölün bakalım. Yani siz geçirirseniz 300 ton, 400 ton, hadi 50 ton, 100 ton soğan ele, diyelim ki ya gerçekten bir şey olmuş, bir hile olmuş, bir hurda olmuş. Hayır, 3,5 ton, 4 ton, 1 ton, 2 ton soğan ele geçiriyorsunuz. Yani bu hiçbir şey değil. Ama şimdi diyecekler ki biz yapmadık, bizim suçumuz yok, bizim kabahatimiz yok. Bazı dış güçler bu soğanları oraya biriktirmişler, fiyatı arttırmışlar, halkın gözünden bizi düşürmeye çalışıyorlar. Yani işi gücü bıraktık, bu kadar mesele arasında soğan basıyoruz. Sağ olsun soğanlar da çatışmadan ilk teslim ol çağrısına uyarak teslim oluyorlar yani. Bir de onlar karşılık verse iş hepten karışacak. Allah'tan soğanlar asil ve sakin bir sebze diyelim yani. İşi gücü bıraktık, polis, özel harekat, bakıyoruz işte görüntülere. Hep be hurra soğan deposu basıyorlar. Yani yok, hiçbir işe yaramaz. 3,5-4 ton soğan hiçbir işimize yaramaz yani bizim. Onun orada saklanması da fiyatları hiçbir şekilde şey yapmaz, etkilemez. Evet. 80 milyonluk bir pazar çünkü burası. Son olarak ekonomik darboğaz diyen var, kriz diyen var. Buradan nasıl çıkılacak? Bir kere ekonomik krizde ya da darboğazda bir sorun olduğunu kabul edeceğiz. Yani tıp diliyle hasta olduğumuzu kabul edeceğiz. Bakın, ben öksürüyorum. Eğer ben hasta olduğumu kabul etmezsem bu öksürük beni verem yapar. Ben hasta olduğumu kabul edeceğim. Doktora gideceğim. Doktor benim niçin öksürdüğümü teşhis edecek ve ben ilaç kullanacağım. Şimdi Türk ekonomisi öksürüyor kardeşim. Bunu kabul edeceğiz, göreceğiz. Ondan sonra niçin hasta olduğunu, niçin öksürdüğünü sorgulayacağız. Doğru teşhiste bulunacağız ve tedavi yoluna gideceğiz. Şimdi bunları yapmazsak böyle gidecek, adam hastanın ayakta ölüp böyle birden güçsüz düşüp pat diye bayılıp gitmesi gibi Türk ekonomisi de gidecek. Ve başta da söylediğim gibi doğru sistemi kurabilmeliyiz. Üreten sistem, mutluluk veren, sorumluluk veren sistem, güçlü eğitim sistemi, güçlü savunma sistemi, güçlü ekonomi sistemi, bunların hepsi iç içedir. Eğer doğru sistemi kuramazsak bu sistemsizlik arasında bir gelen oraya çekecek, bir gelen buraya çekecek. Hadi soğan deposu basıyoruz, hadi mandalina deposu basıyoruz, onu oradan getirdik, bunu buradan getirdik. Bu karambol içinde Türk ekonomisinde değişen hiçbir şey olmaz. Ne yapmamız gerekiyor ve biz ne yapıyoruz? Yani şimdi stratejik yönetim biliminin bir şeyi vardır. Der ki sor, nereye gitme, hedefin ne? Sen neredesin? Hedefine göre ne kadar hedefine, ne kadar uzakta, ne kadar yakındasın ve hedefine gitmek için ne kadar gücün var? Elinde olan nelerdir? Türkiye'de bu planlamayı yapamıyoruz biz. Türkiye ne yapmalı? Yapay zekada bir adım atabilmeli. Yüksek teknoloji üretip bunu satabilmeli. Biz bu işin neresindeyiz? Ve yüksek teknoloji üreten ülke olabilmek için ne yapmalıyız? Her şeyi buna göre planlamamız lazım. Ama kabul etmiyoruz. Sorunu kabul etmediğimiz için de tabii ki hiçbir şey yapamayacağız yine. Yine daha büyük krizlerle karşı karşıya kalacağız. Ta ki artık akıllanana kadar toplumca meseleyi çözüp talep siyasetçilerden gerçek çözümü talep edene kadar da Türkiye böyle vatandaş olarak sürünüp gitmeye devam ederiz maalesef. Evet, peki, ağzınıza sağlık. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Evet, haber merkezini böylece nokta alıyoruz. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.